Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi, Ekim'in ikisi. Yani Ekim ayına da hoş geldiniz diyebilirim. Bence Ekim ayı Eylül ayından daha güzel geçecek. Eylül ayı çünkü benim için biraz ders açısından da kötü oldu. Yani çok verimsiz bir aydı bence. Yani ben çok hoşlanmadım Eylül ayından. O zaman sizlere bu videoda neler yapacağımı açıklayayım. Benim cuma günü TYT denemem var ve ben TYT'yi hatırlamak istiyorum. TYT çalışacağım ve sizlerin de bunu görmesini istedim. Çünkü ders çalışma günlüklerini çekmek hem beni motive ediyor hem anladığım kadarıyla sizi motive ediyor. Şimdi sizlere bugün neler yapmam gerektiğini söyleyeyim. Zaten bu videoyu açmadan önce bir paragraf testi çözdüm. Testi değil denemesi çözdüm. 40 soruluk. 6 yanlış, 4 boşum var. Yani bilmiyorum. Çok çok güzel değil ama çok kötü de değil. Umarım netlerimi arttırırım denemeye kadar. Bakacağız. Paragrafta genel olarak sıkıntım yok denemede. Genellikle ses bilgisinde, dil bilgisinde hatam var. O yüzden onlara çalışmam lazım denemeden önce. Ondan sonra bugün yapmayacağım onu. Bugün sadece bu kitaptaki sorulara bakacağım. Ve matematik problemlerden 3 test çözeceğim. Geometriden 3 test çözeceğim. Ve bu matematik geometri karışık. Yani yapamadığım sorulara bakacağım bir etüt boyunca. Bunları yaptıktan sonra ekleyeceğim. Hepsini bir anda yazınca gözüme çok korkunç geliyor. O yüzden hani zaten yerde kalmadı çok. O yüzden yani yaptıkça ekleyeceğim. O zaman aram bitince yapılan sorulara bakalım diyeceğim. Ama telefonumdan bakacağım için telefonumdan çekiyorum. O yüzden beni göremeyeceksiniz. O zaman bay bay. Şimdi ben az önceki dediğim etüt paragraf etütü. Bilmiyorum, onu yaptım. Bunları yaparken videoyu çekmediğim için o yüzden neler yaptıklarımı size anlatacağım. Şimdi bu puan yayınlarının denemesinin uygulamasını indirdim işte. Orada soru çözümlerini falan izledim. Anlamadım oradaki soru çözümlerini şey yaptım. Arkadaşıma ve öğretmenime attım. Ve bir tane de anlamadığım bir şey vardı. İnternetten onu araştırdım. Soyutlama parladı. Çok kolay gibi gözüküyor ama hani emin olmadığım için soruyu boş bıraktım. Hani çünkü sallasam tutabilir. Hani anlaşılıyordu cevabı ne oldu ama öyle olunca konunun kendisini anlamıyorum. Yani soruyu yapabiliyorum sadece. O yüzden şöyle iki tane madde yazdım. Bir de fiil kiplerini karıştırdım isimlerini. Haber kipini normal şu içindeki şeylerden sandım falan. Karıştırdım başlık isimleriyle içindekileri. O yüzden şöyle not aldım. Şimdi matematik problemler 3 test çözeceğim. Rutin olmayan sorulardan 8 soru bir tane test. O yüzden çok uzun sürmez ama hani normal kısa bir şey gibi de sürmez herhalde. Tam bilmiyorum. O yüzden hiç uzatmadan geçelim. Günaydın. Ben yarım saat önce kalktım. Ve sizi durum güncellemesinden eksik bıraktığımı hatırladım. Ay düşmeyin. Tamam. Şimdi siz en son beni matematik çözerken gördünüz. Matematik çözerken annem dedi ki gel yemek hazır onu ye dedi. Ben de onu yedim. Ondan sonra testimi bitirdim. 3 test problemleri bitirdim. Tikimizi atmadım daha canlıya ama yaptım sonuçta. Neyse. Ondan sonra ben işte şey devam edecektim. Annem dedi ki saat 5'te fizik dersin var. O yüzden dinlen artık dedi. Yani özel kursun var. İşte ben de tamam ne diyeyim. Mantıklı bir karar. O yüzden ben de gittim uyudum. Çünkü çok yorulmuştum zaten. Onun öncesinde de yemek yemiştim. Yemek yiyince böyle bir şey oluyor bana bir.
mayışıklık bir şeyler oluyor işte. O hissi bence çoğumuz biliyoruz. O yüzden hiç açıklamayacağım. Güncellemeyle merhaba. Şimdi sizlere ne yaptığımı söyleyeyim en son video açışımdan bu yana. Fizik dersine girdim. Sorularımın hepsini öğrendim. Okula bağlı harekete geçmiştik. Bağlı hareketi anlattı hoca. Aşırı iyi. 11. sınıfın fiziği çok güzel diyorlardı. O diyen kişilerin alnından öpüyorum. Haklısınız. Ben de beğendim 10. ve 9. sınıfa göre. Saçım da sanki permalı gibi, baksanıza bir dalgalı dalgalı. Saçımı sabahtan beri topuz olarak durdurduğum için bildim Merlin mor saçı olmuş. Neyse, dikkatimizi dağıtmıyoruz. Ondan sonra balkona geçtim, orada da gördünüz zaten beni ders çalışırken. 46 dakika boyunca etüt yaptım. İşte şeyde kalmıştım ben. Eksik kalmıştı çalıştığım yeri, not geçirme yerinde. Nasıl anlatsam bilemedim. Not çıkarıyordum, yani çok bir olay yok. Onu bitirdim, not çıkarmam gereken yeri bitirdim. Yani hala bağıl hareketin notunu falan çıkarmadım da dün yapmam gereken yerin notun işini bitirdim. Bir anlatamadım ya, bugün ben bir konuşamıyorum. Herkese pazar gününden günaydın, tünaydın. Benim için tünaydın çünkü şu an saat 2. Orada 5 gibi gözüküyor ama 2. Şimdi neden güne 2'de başladım? Niye? Düşünüyorsunuz, soruyorsunuz. Hatta sen TYT'ye çalışmıyor muydun? 2'de başlamak nedir? Dersiniz, çok haklısınız. Aslında ben güne 6'da başladım karın ağrısıyla. Çok kötüydü. Odam buz gibi olmuş. Ben üstümü açmışım. O yüzden çok kötüydüm. Sonra bir uyumaya çalıştım. Uyudum. 8.30'da kalktım. Çünkü saat 9'da şeyim vardı. Matematik dersim vardı. İşte ona hazırlandım. Bir Nesmin falan yedim. Nesmin zaten benim midem bozdu. Ben karantinada full Nesmin'le beslendim. Yemek hazırlamaya üşendiğim için. Niye Kloroplast kostümü giyiyorsan diye sorarsanız eğer, moralim çok bozuktu o gün ve moralim yükselsin diye böyle yeşil renkleri giydim. Böyle makyajı falan yaptım. İşte de bu hiçbir şekilde derse yansımadı. Sadece moralim yükseldi ama derse geçmedi. Yani bu moral yüksekti. O yüzden fotosentez yapıyormuş gibi giyindim. Herkese pazartesi gününden günaydın. Ben sabah 2 tane edebiyat dersine girdim. Şimdi de kimya dersine gireceğim. Edebiyat dersindeyken matematikçinin verdiği ödevi yapıyordum. Şunları yapıyordum. Böyle şu an çok enerjik değilim. Çünkü yeni uyandım ve burnum tıkalı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu
Herkese durum güncellemesiyle selam. Benim tüm derslerim bitti. Zaten şu an ikindindeyiz. Şu saat 3'e geliyor. 3'e 5 dakika var. Ben ne yapmam gerektiğini az buçuk ayarladım. Sizlere söyleyeyim. Bugün yapmam gerekenleri şimdilik bunlar olarak düşündüm. Bugün edebiyat, kimya ve matematik vardı. Ben kimyada bir konuyu işledik zannedip kendimi yetiştirmeye çalışmıştım konulara yetişmek için. Halbuki geçmemişiz. Ve bir föyü ben yaptım. Ve o föyü biz bir haftada yapacakmışız. Ondan sonra yazım kurallarını yapacağım ben buradan. Ve matematikçinin ödevi vardı. Hoca ödevi sormadı. Ben de bitirmemiştim zaten. İlk testini yapmıştım buradan. İşte birazını yaptım. Gelmeye çalışacağım. Neyse işte buradaki yapamadığım soruları öğrenmeye çalışacağım. Bunun şeyi var zaten. Video çözümü var. O zaman başlayalım. Ben iki etüt edebiyat şeyini bitirdim. Yani bu iki etütte yazım kurallarını bitirdim. Yazım kurallarından toplam kaç soru çözdüm? 58 soru çözdüm. Yapamadığım soru 3 tane falan çıktı. Normalde bu kitabın ben şey var zannediyordum, soru çözüm şey var zannediyordum videoları. Fakat yokmuş. O yüzden birkaçını öğretmenime attım. Herkese günaydın. Dün ben yapmam gerekenleri yapmadım anladığınız üzere ve ben erken kalktım. Aslında 6.50'ye kuracaktım yani alarmı kurduğumda. Ama kendim hani bilmezken uyku sersemle alarmı kapatmışım. Sonra 7 gibi kalktım. Kendimi önce 7.30'da toparlayabildim. Şimdi Zoom'daki dersler başlıyor. Onları bitirmeye çalışacağım. O zaman geçelim. Yumurtalı ekmek yapacakmış. Önüme de getirecekmiş. Çok teşekkür ederim ona. Ama acımı yatıştırmak için azıcık yiyeceğim. Ama ben bunu nasıl şey yapacağım? Of, bıçak lazım. Geldim. Ooo 26 şey almışsın. Getirdim. Şimdi gençler okullar açılıyor yavaş yavaş. Gerçi sıra size gelmedi ama sıra bize de gelecek herhalde yakında. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bugün ne yapacağız? Ha, şu yukarıdan bugün şöyle, hem katılmayanlar için hem de derse katılıp böyle kafasında tam net oturmayanlar için şimdiye kadarki olan yerini tekrar edeceğim. Açıkçası bugün katılım çok fazla. Dün kulağınızı mı çektiler? 11 be. Gerçi 11 be katılıyordu, pardon. Tam bilgiler tekrar olsun. Açıkçası ben biraz sorun ediyordum. Hani ilerleyen zamanlarda kopmalar olacak, derse katılımlar azalacak diye. Ama çok öyle olmadı, inşallah açılacak. O yüzden bugün hem bilgiler tekrar yapalım. Hem bayağı böyle gelmeyenler falan da vardı mesela. Bunlar vardı. Ahmet Erdal'dı. Bir hocam, Mert ben. Mert mi? Evet, az önce baktım. Duruyor. Mert ya, Mehmet dedim. Ha, tamam. Mert sen neredesin? Fiziği koymuşlardı. En son sırada biyolojiyi koymuşlardı. Aynı zamanda Aristoteles'in... Herkese merhaba. Siz beni sanırım en son sabah gördünüz. Sabahtan sonra ben işte uzun derslerine girdim. Ondan sonra işte araya geçtim. Araya yani... Tüm dersler bittikten sonra işte bir bütün uzun bir araya geçtim. Uzun arada da kitap okudum böyle yatağın içinde falan işte. Sonra benim uykum geldi, bir yatayım dedim. Kalktığımda saat 5'e geliyordu. Ve ben 5'ten sonra işte şu an saat kaç? Şu an 7.30. 7'ye kadar şey yaptım. Türkçe sorularını öğrenmeye çalıştım. O arada şey, ne döndü?
video çekemedim çünkü full telefonla hani şey yapıyorum. Arkadaşlarıma atıyorum, video çözümü şey yapıyorum, internetten bakıyorum doğru mu değil mi falan diye. Yani bayağı yorucu geçti benim için. Bugün de Masumlar Apartmanı var. Onu izlemek istiyorum. Bakacağız hani. Bugün çalışamayacağım ihtimalle. Zaten Türkçeyle bayağı kafayı bozdum. Herkese günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Birimli geçmesini istediğim bir çarşamba. Ben sabah 7'de uyandım. Gece çok kötüydü. Gece uyuyamadım. Çünkü dediğim gibi size hani şunu derdi mi? Yatamadım. Çıkartmak zorunda kaldım bu sefer. Böyle çok kötüydü ya. Ama gün içerisinde de işte 3 saat falan uyuduğum için bir sıkıntı yaşadım. O yüzden bir daha gün içerisinde uyumayacağım. Kahve diyeceğim. Şimdi neden bu kadar erken kalktığıma gelirsek, benim matematik özel kursum var 8.30'dan 9.30'a kadar. Din dersine giremeyeceğim. O yüzden böyle matematik dersinden çıkıp tekrar matematik dersine gireceğim. Bu sefer okuldakine gireceğim. O biraz kötü olacak ama başka şey yok yani. Güzel, yani uygun bir gün yok. Derken gözüme şey takıldı. Şunu takacağım. Saçma mı durdu? Şöyle şu içime katayım. Öyle. Yani sizi bilgilendiririm gün içinde neler yaptım. Herkese selam. Ben her şeyi bitirdim şu an eğitim olarak, yani okul olarak değilim. Özel kursumdan çıktım, eve geldim. Online derslerim bitti. Şimdi bir araya geçip odamı toplamam gerekiyor. Yemeğimi de yedim. Bayağı yedim. Herkese merhaba. Bugün günlerden aslında perşembe olması gerekiyor sizin izlediğinize göre. Ama ben perşembe günü hiçbir şey çalışamadım. Şu an benim denemeden dönmüş halimi görüyorsunuz. Yani günlerden cuma ve bu vlogun, dersleşme gününün son günü. Denemeden çıktı. Ben de denememin sonucunu paylaşacaktım. Hatta o videonun devamını yani sizinle birlikte kontrol ediyordum. Ama sonra bilmiyorum, paylaşmamayı tercih ettim. Çünkü deneme sonucu hiç içimi ferahlatmadı. Hatta çok kötü. Dedim ki yani bu videoyu da yayınlamasam yani işe yaramadı. Çalışmam yani istediğim sonucu getirmedi. Ama her zaman iyi gelecek diye bir şey yok. O yüzden bu videoyu buraya bırakıp çalışamadığım bir ders çalışma günlüklerini bırakmak istedim ki bu videoyu gördükçe yani çalışmazsam olmayacağı aklıma gelsin. Çünkü olmadı yani. Hep bir şeyleri bahane uydurdum. Yok şu vardı, yok bu vardı diye. O yüzden bu videoyu hem size hem de bana hatırlatma olarak, çalışmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Online eğitim diye kendime bahane ediyorum ama artık bunu bahane etmeme vaktinin geldiğini anladım. Çünkü olmuyor yani. Çalışmazsam olmuyor. Yani online eğitim diye eğitime küseceğim diye bir şey yok yani. Küsemem. Küsersem benim zararım olur yani. Hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden bu da size bir hatırlatma olsun dedim. O zaman bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, içinizden geçenleri, siz online eğitimde ne yapıyorsunuz, nasıl kendinizi motive ediyorsanız alta yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. O zaman hepinize